Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün günlerden 7 Şubat 2021. Pazar. Yer kuşağısı. Hava sıcaklığımız yaklaşık olarak 17 derecelerdeydi. Şu anda akşam üzeri olduğu için 14-15 derece civarlarında. Bu hafta üzücü bir haber aldık. Tüm arıcılık camiası adına. Muhsin Doğaroğlu hocamız rahmetli oldu. Allah yüce Rabbim mekanı cennet eylesin. Daha ondan öğreneceğimiz çok şey vardı. Yani çok üzüldük. Tüm arıcılar olarak üzüldük. Çünkü o arıcılığın bir duayeniydi. Ondan çok öğrendiğimiz şeyler var. Uyguladığımız çok şeyler var. Çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlar şimdi kovanımıza bakabiliriz. Bu kovanımla ilgili güçlü kolonimdi bu. Buna iki tane video çektik. Gelişimlerini video halinde iki video paylaşmıştım. Ve bu üçüncü video olacak. Gelişimlerini hep beraber gözlemleyelim diye hep aynı kovanı çekiyorum. Farklı kovanlar çekmiyorum. Hani bazı arkadaşlar düşünebilir hep aynı kovanı çekiyor diye. Ben yayınlarımda bir tane zayıf, bir tane de güçlüyü çekiyorum. O aradaki farkı gözlemlemek için sizlerin beğenisine sunuyorum. Bu arada çekerken aceleye geliyor. Bazı şeyleri unutuyorum. Yorumlara yazarsanız arıcılığa başlayan yeni arkadaşlara faydası olacaktır. Çünkü yorumlar muhakkak okunuyor. Yeni arkadaşlar takip ediyor. Onlara da faydası olur. Buyurun hep beraber kovanımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kovanımızın açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Poşete şerbet besmesi yapmıştım. Poşetlerimizi alalım. Artık çiçekler açtı, erik çiçeklerimiz açtı. Bundan sonra şerbeti vermekte hiçbir sakıncamız yok. İstediğimiz gibi, istediğimiz kadar şerbet verebiliriz. Tabi arılarımızın şerbetini tüketebileceği kadar fazla verirsek ekşime yapar kovanda. O yüzden azar azar sıklıkla vermekte çok büyük faydalar vardır arkadaşlar. Tabi ben haftada bir kere bakabildiğim için işlemden dolayı. O yüzden yaklaşık 1 litre kadar şerbet veriyorum. Normalde bunu 300 mililitre, 400 mililitre vermek lazım. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi peteğimizde şerbet ve nektar var. Nektar da gelmeye başladı azar azar. Son çıtamız. İlk başlarda bu normalde boş sayılırdı. Hatta bazı arkadaşlar yorum yapıyordu. Bunu boşalt, o çıtayı al sıkıştır diye. Haklılar da. Ancak bizim burada havalar iyi gittiğinden dolayı alma gereksinimini duymadım. Alınsa da olurdu, alınmasa da olurdu. Ben almamayı yeğledim. İkinci çıtamızı açıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi komple polenimiz var. Alt taraflarda, yukarı tarafta bal kemiri yapmış arımız. Anarımız daha bu çıtaya gelmemiş. Ama gelmesi yakındır. Haftaya gelmesini umut ediyoruz. Beklentimiz o yönde. Kekimizi alalım. Kenara koyalım. Polen geldiği için keke çok ihtiyaç duymamışlar. Yani geçen haftakiyle hemen hemen aynı gibi gözlemlediğim. Arı yoğunluğumuz çoğalmış. Bu da demek oluyor ki kapalı yavrularımız çıkmaya başlamış. Havalar biraz daha ısınsın arkadaşlar. Formik asit uygulaması yapmamız gerekiyor. Şöyle 20-25 derecelere çıksın. Evet. Ana arımız buralara. En kenarlarda günlüklerimiz mevcut. Ortada kapalılar var. Günlükler var. Yaşlılar var mevcut. Yani düzen gayet güzel gidiyor. Ana arımız genç zaten bu ana arılarımız. Bölmelerimiz bunlar. Hafiften duman veriyorum. Arım sakin. Aslında maske takmama gerek yok. Ancak maske takmak her zaman faydalı arkadaşlar. Arının günü gününe uymuyor. Ona dikkat edelim lütfen. Bazı arkadaşlar maskesiz bakıyor. Burası komple açılmış. Ana arımız hemen boş yerlere günlüklerimizi doldurmuş. Şurada erkek arı gözleri mevcut.
Demek ki artık bahar geliyor artık. Aramız iyice gelişmeye başlıyor. Erkek karagözü demek, bahar demek, oğula hazırlık demek. Bu şekilde de sistemin yerinde ve düzenli olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Erkek karagözlerini gördüğümüz zaman. Tabi daha çok görürsek o problem tabi. Evet, arkası da aynı şekilde. Larvalar var, günlükler var, kapalı yavrular var dış tarafta. Açılan kapalı yavrunun yerine hemen anarımız günlüklerini koymuş. Şimdi arkadaşlar ben hani hem bakıyorum hem videoyu çekerken bazı şeyleri unutuyorum. Unuttuklarım olursa altına yorum halinde yazarsanız seyreden yeni arkadaşlarımıza faydası oluyor bunların. Çünkü yorumlar muhakkak okunuyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Her türlü yorumu açığız. Evet arkadaşlar, buradan anarımız boşaltmış. Günlük larvalar var. İçerilerde tabii kameranın odaklamasında problem. Yani net olmadığından dolayı günlükleri göremiyoruz arkadaşlar. Nasip olsa ileride en zamanlarda daha kaliteli kamera alıp daha iyi çekimler yapmak istiyorum. Evet, bu da aynı şekilde arkadaşlar, komple kapalı yavru. Ortada günlükler var. Koyuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi komple kapalı yavru. Bu kovan Nisan'ın 15'i gibi kata çıkar diye umut ediyoruz. Fazlasıyla çıkar. Belki daha erkeden çıkabilir. Havadan durumuna bağlı tabi her zaman. Arkası aynı şekilde. Gayet güzel. Biraz duman verelim. Arı biraz hırçınlaşmaya başladı. Havalar serin yani. Havalar bugün 16 derece civarında. Bir daha akşam üzeri oldu şimdi. Anca bakabiliyorum arama işlerimin yoğunluğundan dolayı. Biraz hırçın. Aslında en güzeli öğlen bakmak. Çünkü arıların çoğunluğu dışarıda oluyor. Şu anda akşam üzeri olduğu için bütün arının yoğunluğu içeride. Evet arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde kapalı yavrular var. Ortada günlükler var, larvalar var. Düzen gayet güzel. Anarıyı aramak hiç aklıma gelmedi. Keşke onu arasaydım, ortada baksaydım. Ona dikkat etmedim. Hani yavru dağılımına baktım. Gerçi günlük yumurtayı gördüğünüz zaman arkadaşlar anarıyı aramanıza hiç gerek yok. Günlük yumurta varsa anarımız içeridedir. Günlük yumurta nedir? Nokta şeklinde yumurtaya nokta şeklinde beyaz diyelim. Hiç açılmamış, dik duran. Dik duran olduğu zaman günlük yumurta demek arkadaşlar. Son çıtamıza da bakalım. Şu anda buna çıta vermek erken, daha çok erken hem de. Onu da nasıl anlayacağız arkadaşlar? Çıta verilir, ne zaman verilir çıta? Onu da göstermek istiyorum. Bütün çıtalar dolacak. Arkaya artık bal basmaya başlamış. Normalde bunda yoktu o kadar. Burası da komple polen. Önümüzdeki hafta anarımız buraya tek tük yumurta atmasını bekliyorum. Havalar yağmurlu gitmezse. Bir diğer önemli husustan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yarım şerbetliğin önemi. Yarım şerbetlik. İlk çıtamız yarım şerbetlik. Kışın temizledim. Küflenmeler meydana geldi. Buraya arımız dalak asmaya başladığı zaman artık arımız genişlemeye, artık iyice, yani tabiri caizse kopmaya başladı demek oluyor. O yüzden hemen temel petekleri koyup işleteceğiz. Buradan da anlayabiliriz temel peteğin ne zaman işletmesi gerekildiğini. İşletme yapabileceğimiz. Rahmetli Muhsin hocamızın üzerinde en çok durduğu konulardan biri de bu yarım şerbetliğin önemi arkadaşlar. Muhakkak her kovanda olması gerekiyor. Ve ilk çıta olması gerekiyor. Yaz kış olması gerekiyor. Benim diğer kovanlarımda bunun altlarında dalak var. Bu kovanımda yoktu. Bu kovanda da çekim yaptığım için hep aynı kovanı çekmekte fayda gördüğümden dolayı diğer kovanlarımı çekmiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum burada. Hani hep aynı kovanı çekiyormuşsunuz gibi hissoluyor. Aradaki farkı daha iyi görebilmek amacıyla bir tane büyük gelişmiş kovan, bir tane küçük kovan, yani gelişmemiş kovan çekiyorum. Aradaki farkı hep beraber gözlemleyelim diye arkadaşlar. Artık kovanımız bitti.
şerbetimizi vereceğiz. Kekimizden almamışlar. Artık polen yeterli geldiği için en güzel arı için en güzel besin polen ve baldır. O yüzden bu ikame yem olarak veriyoruz bunu. Tamamlayıcı yem olarak. Polen geldiği zaman almıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şerbetimizi koyuyoruz. Arkadaşım bir önceki videomda yorum yapmış. İşte poşetle veriyorsun. Poşete vermeye gerek yok diye. Bazen hani arı ölümler oluyor. Veyahut da bu işe yeni başlayan arkadaşlara göstermek amacıyla poşet veriyorum. Çünkü burası Kuşadası, yani Kuşadası bölgesinde hava sıcak. Ancak diğer taraflarda hava serin olduğu için arkadaşlar bize güvenip şerbetle verirse arı ölümleri meydana gelir ve arkadaşlarımızın canı sıkılabilir. O yüzden ben şey yapmadım, vermedim. Bu hafta da arkadaşımızın dediğini tutuyorum ve şerbetle veriyorum. Çünkü artık verebiliriz biz şerbetle. Biraz arımız düştü içine. Şerbetle içine muhakkak dal koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu anda arılarımız artık şerbetini almaya başladılar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Muhakkak altına yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü kovanı açarken aceleyle baktığımızdan dolayı unuttuğumuz konular olabilir. Bunları yorumların kısmına yazarsanız bizi takip eden yeni izleyici arkadaşlarımıza faydası olacaktır. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle.